Ne hasret görüyorum. Selam. Ay arkadaşlar, saatimiz şu an tam 8 olmak üzere. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aşırı uykum var hala. Böyle aşırı kırgın hissediyorum. Zaten son bir haftadır hafif hasta gibiydim. Nezle, gribimsi bir şey var büyük ihtimal. Gözlerim sürekli yaşarıyor. Şu anda görüyorsunuz. Kıpkırmızılar. Kırgınlığımız ve yorgunluğumuz var ama yine de sınava gireceğiz. Bundan önceki sınavların hiçbirinde vlog çekmemiştim. Bu sefer bir farklılık yapayım dedim. Saçlarım biraz kirli bugün. Yıkayacaktım dün gece ama o kadar... Çok acıdı, çok acıdı. Bu hassasiyet olmaya yediydi. Neyse. Yaklaşık akşam saat 5.30'a kadar sınava gireceğim herhalde. Şu an kaç saat sınavda kalacağımı hesaplayamadım ama sınavda Umut bekleyecek. O da hala uyanmadı, bilmiyorum. Umarım yetişebilir. Daha önce girdiğim ve zaten bildiğim bir yer olduğu için çok fazla hani panik değilim. Daha iyiyim. Bir de arkadaşlar artık birazcık kaşarlandım sınav muhabbetinde. Artık o kadar da hani gerilmiyorum, inanın. İlk sınavımda çok gerilmiştim. İkinci sınav işteydi. Öyle yavaş yavaş rahatlık seviyesi arttı. Bir de bu sınava çok fazla çalışamadım aslında. Yine de dedim gireyim bir kendimi deneyeyim. İyi çalışamadım diye sınava girmeme gibi bir salaklık yapmanın lüzumu yok dedim. Bakalım. Ve tebligat bekliyorum bu sıralar. Tebligatım gelse bir an önce de çalışsam diye bekliyorum ama bakalım. Türkan çok farklı bir yerde giriyor. Geçen sınavda birlikte girmiştik. Bayağı güzeldi. Çıkışta toplanacağız ama bir şeyler yapacağız. Umarım ikimizinki de iyi geçer şaşırtıcı bir biçimde. Biraz daha fondöten alayım. Bir de sınava girmeden önce tüm piercingleri bilmem neleri çıkarmak gerekiyormuş. Şunlar da çıkarmam gerekecek mi bilmiyorum. Yeni deldirmiştim. Aslında yeni de değil ya. 18 Ocak'ta mı ne deldirmişim? 7 hafta olmuş da. Hala dokunucu biraz acıyor. Yani bilmiyorum. İyice irite etmek istemiyordum. Mecbur çıkaracağım gibi görünüyor. Umarım yara falan olmaz. Bugün de şunu takarken lönküs diye bir canım acıdı ama... Ben bunları yeni aldım. Aşırı beğendim. Misha'nın şu Sugar Tint ve Sparkling Tint de herhalde. Bunları aşırı beğendim. Sugar Tint'ten BE01'i süreceğim. Çok güzel doğal bir renk. İlk sürdüğünüzde biraz daha açık görünüyor ama bakın aplikatörden de görüyorsunuzdur. Rengi sabitleniyor. Dudağınıza iyice yerleşiyor. Geçmiyor hiç. Dilden bayağı kalıcı. Bu iyice bir sabitlensin. 8.40 geçiyor şu an. 10 çeyrekte sınav başlıyor. 10 çeyrekte hani orada artık sınavın başında olman lazım. 10 gibi herhalde en son içeri giriliyor. Parkeri bulmam sıkıntı olur mu olmaz diye düşün ama olabilir. Aklımda deli sorular. Babam mı bıraksa yoksa kendim mi gitsem hala bir dilemmadayım ama çok kalabalık olursa park yeri bulamayabilirim. Öyle bir sıkıntı var. Neyse halledeceğiz, durun. Düşüneceğim onu, şu an karar veremedim. Hemen giyeceklerimize karar verelim. Şu kahvemi de içeyim. Hazırım. Bayağı bir zor hazırlandı ama gözlüğümü de taktım şimdi. Giyecek güzel ve rahat bir şey bir türlü bulamadım. Bayağı bir kaos yaşadım sabahın köründe. Şu an saat 9.10 geçiyor. Ve benim bir an önce çıkmam lazım. İnanın çok bunaldım ama neyse. Şöyle göstereyim giydiğimi. Saçlarım da biraz böyle... Bilmiyorum, her şey ters gidiyor şu an. Modum düşük ama neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle balıkçı yaka, düz siyah bir body giydim. Terlersem direkt çıkarabileyim diye. Ama üşürsem işte hani salon soğuk olursa diye, hava çok soğuk çünkü. Şöyle bir oduncu gömleği aldım. Aşırı rahat bir pantolon giydim. Hani pantolonun beni sıkıştırıp rahatsız etmesini istemedim. Altına da botumu giyeceğim. Büyük ihtimalle babama bıraktıracağım. Kendi başıma böyle araba sürmek istemedim gibi şu an, bilmiyorum. Fazla stresliyim. Annem de söylüyor. Sabahtan beri evde birazcık böyle kaos yarattım. Annem de çok streslisin, kendi araba sürme bence dedi. Şu an babamı uyandıracağız ve bırak kendime. Öyle gidiyoruz. Bayağı bir sinir oldum, bilmiyorum. Hiçbir şey düz gitmedi. Her şey çok ters gidiyor şu an. Sabah uyandığımdan beri gerçekten hiçbir işim düzgün gitmedi. Şu anda saat 9.10 geçiyor. Hani güya 9'da evden çıkacaktım falan da neyse. Takmayacağım kafaya. Çıkıyoruz. Babam hazırlanırken şunu çıkaracağım herhalde. Tek elle beceremedim. Kamerayı da sabitleyecek bir yerim yok şu an. Kardeşim ne kadar çok söylendin diyebilirsiniz. Küpeyi orada çıkarayım diye düşünmüştüm ama şimdi dediğim gibi bugün her şey aksi gidiyor. Büyük ihtimalle o da aksi gider. Orada çıkarın derler. Onun için şimdiden çıkaracağım. 7 hafta oldu aslında. Çok sıkıntı yapmaması lazım ama çıkaramadım. Anne! Annemi çağıracağım. Anne! Gelsene şu küpeyi çıkaracağım. Olmadı. Çıkmıyor. Ay! Canımı acıttın ya. Geldi. Yani mecburen tutmam gerekti. Ya kapanırsa? Kapanmaz, akşam takarız tekrar. Of, gerizekalıca kurallar. Valla sinirim tepeme çıkıyor bu kuralları akşam düşündükçe. Akşam tekrar takıveririz. Ah, anne çok acıdı. Birden çekmezsem gelmezdi kızım. Ay çok acıyor. Çıktı. Of.
Neyse. Neyse hadi çıkıyoruz. Geldim sınav yerine. Suyum hazır. Giriş belgemi falan da hazırladım. Her şeyimi bıraktım büfeye. Heyecan. Hadi bakalım. Gireceğim şimdi. 2 hours later. Sınavdan çıktım. Umutcuğum birazcık geç kalsa da beni bekliyor şu an bebeğim. İkram bizim arkadaşlar, hiç problem yok. Okulumda girdiği için. Gel. Gel seveyim. Bizim okulun içindeydi bu, dışarı niye çıkmış ki? İçerisi kalabalık ya. Köpek var. Yok yok, bu insanları falan sevdiriyor bu ya. E bana sevdirmiyor. Köpek var burada. Gel buraya. Gel. Yok. Sadece gazilere sevdiriyormuş. Bizim okulun kedisi içeride şeyde, orta şeyin orada. Ha. Koridorun orada takılıyor. Dışarı niye çıktı anlamadım. Sevdirmeden. Çok iyi geçmedi ama zaten iyi geçmeyeceğini biliyordum yani. Tahminimce geçti diyebilirim. Dur biraz söyleyeyim. Çalışmadım yani. Çıkıyor muyum güzel? Çıkıyorsun. İyi çalışmamışsın zaten de. Ya ilk başta aşırı boşum vardı. Aynen. Sonra dedim bu kadar da boş olmasın. Ama sallamak da istemedim. Bilmiyorum. Birazcık böyle akıl yürütebildiklerimi işaretledim ama yine bayağı bir boş bıraktım. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için çok fazla da boş bırakmayayım dedim. Pardon. Beynim gitti. Çok fazla da işaretlemeyeyim dedim. Şimdi tost söyledik, tost yiyeceğim. Belki Umut'la bir Starbucks'a gideriz dedik ama aşırı da vakit yok. 1,5 saatimiz var şu an değil mi? Saat 1. Hatta 1 saat falan. Ya saat şu an 1'e 5 var. 1,5 saat. 45 geçe mi sınava başladı? 45 geçe, 1,5'da içeri girmem lazım. Tamam, en son 1,5 saatim giriyor. Var. Buradan Starbucks'a şuraya, garın oraya yürümek 15-20 dakika. Gerek yok ya. Git değil gel. Mi? En az. Yok yok. Bir saatin falan var. Sen duralım bilirsin. Burada. Nasıl istiyorsan öyle yapalım. Burada çay kahve içeriz. Bence de gereksiz yorma kendini. Aynen. Sonra zaten bir şeyler yaparız. Bir Türkan arayacağım şimdi. Bakalım onunki nasıl geçmiş. Öyle. Açmadı. Şey kapalı telefonu. Ne geldi? Tostu mu geldi? Ha, tost yiyeceğim şimdi. Annemlere mesaj atıyorum bir de. Çıktım diye merak ederler. Çıktım annem. Annenlere çok selam. Aleyküm selam. Ay şeyi anlatayım sana da. Sana da anlatamadım tam. 9.40 geçe falan buraya gelebildim ben. Biraz geç kaldım, hazırlanamadım. Bu da bayağı stres yaptı bende. Küpeyi çıkardım bak. Görülüyor mu? Yüzüm İnşallah attı. Kapanmaz ya. Kapanır diye çok korktum ama neyse. Tam içeri gireceğim. İşte içeri girişim 10'da en son içeri giriliyor ya. Tam 8 dakika falan var işte. 9 dakika 10 dakika o civar. Hocam yüzüğünüz dediler. Yüzük kalmış. Peki şey dedim, büfeye tanıdık hani, büfeye bırakıp hemen geleyim dedim. 8 dakika var, yetişebilecek misiniz dedim. Koşmaya başladım. Oğlum oradan buraya 8 dakikada her türlü gelirsin. Ay korktum, bir şey olur diye. Deli gibi koştum falan, nefes nefese kaldım. Sonra sınava gidip nefes nefeseyim böyle. Ayım. Bir de boğazım bir şey gıcık oldu. Öksürüyorum. Dediler Covid midir falan diye düşünmüş olabilirler. Hem nefes nefeseyim hem şeyim. Maske zorunlu değil mi? Yok çıkardım ben valla. İyi yapmışsın. Ne şey olmuyor, gözler çok kötü buğulanıyor. Güzel. Cheers. Video çekiyoruz deli. Umut'un telefonundan video çekiyoruz şu an, ondan açamadı. Evet senle konuşuyorum blogda. Akşam hazırla kendini. 5.30'da mı çıkıyorduk sınavdan? 5 gibi bir şeyler mi? Ben bilmem, ben free'yim abi. Özgürüm yani. Benlik sıkıntı yok. Türkan'la konuşmuş mu? Türkan'la konuştun mu? Tamam, benim arabam yok. Bugün beni alırsınız. Ben de Umut alırsınız. Tunalı'ya götürürsünüz mis değil mi? Tunalı'da mı oturacağız? Hiçbir işiniz yok. İstediğim yere gideceğiz. Hayda. Türkan'la konuşabildin mi? Aradım ama ulaşılamıyordu. Beyefendi karşıdan söylemişti. Yok, sınavı nasıl geçmişti ya? Yavşak. Kötü geçti ya, biliyor. Geçmedi yani. Afiyet olsun paniçek. Baksana şu rezilliğe bak. Ay evet ya. Çok komik değil mi? Daha yeni almış. Aşırı üzüldüm. Soslu bir şey döktüm içine yemek yerken içeride de. Ali abi de temizleyeyim dedi. Yağ çözücü var. Yağ çözücünün içine çamaşır suyu koymuşlar. Ah Umut. Sonra böyle. Kolum falan da yandı. Çıkarttım ben. O yüzden tişörtlüydüm sen geldiğin zaman. Kötü olmuş bayağı. Bayağı bir şey yaptı böyle. Tuttu. Getirdi bunu tartışıyoruz. Hocam biz şey istiyoruz yine. Hocayı da alalım ya. Böyle kaç tane hoca kadar böyle. Videoda çıkmak ister misiniz? Ali abiyle Nevzat hocam. Bu Ali abimiz. Gazi büfenin. Neyi denir? Medarı iftarları okulu. Oo. Gazi ile alakalı tek güzel iki şey. Tek güzel olmaz da. İki güzel şey varsa ikisi de Nevzat Hoca ile Ali abi. Annem de diyor ki nereye bırakacaksın eşyalarını kızım, ne olacak falan dedim. Tanıdık orası, merak etme anne, Umut'un okulu. Umut'un taratorisi orası. Sanıyorum orası dedim aynen. Diyor ki o mekan bizim diyorsun diyor. Aynen öyle. Hocam teşekkür ederiz. Hocam. Şeker de koyacağım. Sen de bir el salla ya, hoca görsünler ya. Sağ olsun hocam. Böyle verirlerdi ya eskiden. Oğlum onların hepsi maliyet. Sinir oldum. Ay karnım acıktı. Karnım guruldu ya. Beynime şey gitmiyor. Şeker gitmiyor. Cidden şeker istedi canım. Gıcık oldu. Gel buraya. Direkt atladı ha. Hiç de gocunmadı. Aynen. Ne haberi oğlum?
Sen oğlansın belli. Belli sen oğlansın. Bu da yattı mı kalkmıyor mu, öyle bir huyu var. Ha. Sıcağı ufa asla kaldıramaz. Ha, yattı. Arabayla gelecektim. Park yeri falan sıkıntı olur diye arabasız geldim. Aslında ya. Aslında bir tık erken gelsen Ali abiler burada yer ayarlardı sana da. Ya ama işte çok kalabalık, trafik vardı zaten. Babam da şu köşede bıraktı, döndü direkt. Ha. Giremedik bile Ali abinin önüne. Bayağı kalabalık ya. Çok kalabalıktı. Sınava girenden çok sınavda kişi evet. Bekleyen sayısı var burada. Ben benim o. Ne abi? Şu köpek geldi beni ya. Orada köpek var ya. Acaba korunmak için mi sana geldi o da? Bilmiyorum, arıyor baksana zaten. Hmm. Kaçtı. Baksana nasıl kaçtı, göstereyim dur. Bekliyorlar. Oğlum inme sakın ha. Şşt, duydun mu? Yemin ederim korku filmi gibi. Hadi. Ne oldu? Hadi hadi koş koş koş. Çık, 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 çık. Hadi hadi oğlum sen de geç. Gel hadi bu tarafa. Gel. Gel. Gel bak. Tamam bekle. 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 Ne yapıyorsunuz bambiri bomlar? Dönmüşler. Alo. Oo. Gidiyorum. Umutcan beni bırakacak. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Halden'e bir şey söylemek ister misin? Heyecanlıyım ya. Bir de tuvalete gideceğim ya, hemen. Halledeceksin. İnşallah. Tuvalete başaracağız baba. Başaracağız. Çok sıkıştım. Şu an tuvaletten başka bir şey düşünemiyorum. Şaban geliyor. Şaban geldi. Geldim. Şaban sınavın nasıldı? Çok iyi geçmedi. Niye? Bilmiyorum. Ya tabii temele göre daha iyiydi ama klinikti bu sınav işte. Çok iyi değildim. Abi ben senin çayını hazırladım. Teşekkür ederim. Büfeci olduk. Bugün bir günlüğüne büfeci olduk. Teşekkür ederim. Aynen. 4 lira alayım. Nasıl çıkacak? Veririm ya. Param mı var yanında? Hiçbir şey yok. Al şunu vereyim. Ödemeyi böyle yapayım. Özleyim. Kabul etmiyoruz. Vereceğim birazdan. Tamam. Tamam. Bir ruj tazelemesi yapalım. Yemek yedim şimdi. Hop. Kol elimle sürebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Hop. Sınava girerken yüzü Umut'un cüzdanına koymuştuk. Haline bakar mısınız? Çok üzücü ya. Yenisini alırız ya, nasıl sıkma ben. Daha iyisini alırız. Bunu kuyumcuya gidip düzelttirmem lazım ama bayağı üzüldüm. Masum yaptın lan, yenisini alırız. Yenisi dedim, aynı yüzük, sıkıldım dedim aynı. Güncelleme mi yapacaksın parmağıma? Bebeğim ben sana. Burası'yı da kapatıyoruz şimdi, Umutcan da yardım etti. Ne zaman emekli oluyorsun sen ya? Ne zaman emekli olmuyor, çok var. Bu arada Türkan'ı aradım. Normalde Tunalı taraflarına gitmek istiyor Tahsin. Ama biz herhalde Tunalı taraflarına gitmeyeceğiz. Önce bir kahve içmeye gideceğiz gibi, bilmiyorum. Şu an plan çok karışık. Sınav sonrası herkesin kafası zaten allak bullak oldu. Şu anki plan bir plan olmamış. Şu an aynen. Şu anki planımız bir planımızın olmayışı. Ama büyük ihtimalle bir kahve içeceğiz gibi. Bakalım. Şimdi taksiye binip kahve içmeye gidiyoruz beş evlere. Hayır, sıkıntı mı var? Niye hızlı bakıyor? Kim? Şu. Kim? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman. Ben anlamam. Merhaba. Aslında Türkanlarla buluşacaktık ama kemik kadro kaldık. Sadece Umut, ben, Tahsin kaldık. Türkanlar bizi ekti. Eksinler, yapacak bir şey yok. Kendileri bilirler. Onlar sınavı kontrol ediyorlar. Ben daha etmedim. Edeyim mi kontrolü? Ederim herhalde. Modum düşmesin diye de biraz gitmek istemiyorum ama belki birazdan kontrol edersin. 3 hafta sonra açıklanacak zaten yani. Neyin sabırsızlığı? Ne diyeyim? Umarım mekanın müziği bize telif basmaz. İnşallah. Güzel bir yer. Bence de güzel. Ne o? Mekan güzel değil mi? Ben beğendim burayı ya. Evet. Şu kısım daha faydalı, daha güzel. Bravo. Ne hasret görüyor musun? Ne hasret görüyor musun? Bilmiyorum. Ayrıntısını söylemedi. Türkanlar ve Halimeler hala gelemedi. Biz bir mekandan çıktık, başka bir mekana gidiyoruz. Bakalım, umarım gelebilecekler bugün. Biz mekandan mekana gidiyoruz. Geldik. Emine Zard'a geldik. Benler bize ekti bu arada. Tokucu tayfa. Biliyor musun? Bilmiyor musunuz bunu? Bunu koy. Mezun tayfa. Mezun tayfa. Gidici tayfa. Tokucu tayfa. Pardon hocam. Ay, yoruldum. Hareketli ve yoğun bir gün olduğu için çok fazla vlog çekemedim ama. Türkanlar geldi. Aslında biraz teorik olarak ektiler ama biraz
anlaştık yani. Sınavı çok kötü geçmiş. Kontrol etmiş eve gidince. Bayağı bir morali bozulmuş. Sonra onlar da geldi. Saat çok geç ve çok karanlık olduğu için çok fazla çekemedim oraları. Biraz daha oturduk. Onlarla da bir şeyler içtik. Şimdi eve geldim. Kulağımdaki küpeleri canım babacığım takacak. İyice sterilize etti şeyleri. Ultraviyole ışığının altında küpeleri falan temizledi. Öyle. Hazır mıyız? Dur baba dur. Arkadaşlar şu an babam küpemi takacak. Heyecanlıyız. Dezenfekte ettik mi kulağımı? Ediyor. Hadi bakalım. Canım babacığım hadi bismillah. Düzle taksa mıydık önce? Acımamıştır. Girdi mi? Evet evet. Kanamış. Kanıyor mu? Niye kanasın kız? Kanamadı falan. Elini tutayım mı? Tamamdır. Acıyor mu? Al. Yandı kanadı mı? Yok yok. Tamam. Ay canım babacığım kanadı evet, mı? Evet kanadı. Kanadı değil mi? Çok acıdı. Ay dur gözüm çıktı. Çok acıdı. Ay dur babacığım. Hadi tamam yap yap. Derin nefes al. Oh, yanıyor. Bir hamlede halleder baba şimdi. Ay anne elimi tut. Anne elim. Derin nefes al. Bitti. Bitti. Takıldı bitti. Bitti mi bu? Evet. Bu acımadı. Ay bu daha iyiydi. Tamam. Canım babacığım eline koluna sağlık. Çok... İyi ki acıdı. Oh. Tamam şöyle bir antiseptik tut. İlk üstü mü taktı altı mı? Üstü taktı. Üst acıdı o zaman. Biraz kanamış. Biraz kanamış. Benim görünüyor mu? Evet, şu an çok güzel görünüyor. Arkadaşlar yanlışlıkla normal kulak deliğime takmışız üsttekine değil de onun için acımamış. Şimdi canım babam da tam yatmıştı uykusundan uyandırdım onu ama. Ay yine takıldı bak. Takıldı. Girdi mi? Evet. Ay yine. Kendin kapat. Canım babam eline koluna sağlık affedin. Acıdı mı yavrum? Biraz acıdı. Kız nasıl fark etmedik? Şunu takmış babam yanlışlıkla. Biz de... İşte fark etmedim ben de. Neyse. Son hali bu. Ben de çok yakın gördüydüm zaten. Bana da aşağıda geliyordu. Allah. Aşağıda. Kız story attım. Gidiyordu. Story de fark ettim. Instagram'a. Tamam. Neyse. Teşekkür ama ederim. Ama yine de çok acıtmadı. Acımadı. Ben daha çok acır diye düşünmüştüm. Acımadı. Elinize kolunuza sağlık. Acımadı. Teşekkür ederim. Hadi. Arkadaşlarımı saracağım. Instagram'da Reels olarak göstermişim size nasıl sardığımı. Bayağı güzel. Şu an Instagram'ı koyarım şuraya bir yere. Takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Genelde çünkü YouTube'da daha farklı içerikler üretiyorum. Orada daha Reels tarzına daha hızlı, daha şipşak, daha güzel videolarım oluyor. Oradan da takip edin beni. Şimdi gelin birlikte sizinle bir yorgunluk çıkarmak için çay yapalım. Bir bilgisayarımın başına geçeyim. Ada çayı buldum. Ada çayını seviyor muyum, sevmiyor muyum tadını bile hatırlamıyorum. Bakalım. Tekerle önce böyle oluyor. Kağıdı da içeri girdi. En nefret ettiğim şey oldu. Hadi gidelim. Şu an temel bilimlerin 52. sorusundayım. Cevapları kontrol ediyorum ve durum aşırı kötü. Ya zaten kötü bekliyordum ama beklediğimden daha da kötü. Onun için daha devamına bakmamayı düşünüyorum şu an. Ya modum aşırı düştü. Bilmiyorum. Yatacağım ben biraz dinleneceğim. Yarına da alarm kurmayacağım. Artık kaçta uyanırsam uyanacağım. Saat 4 zaten. Büyük ihtimalle çok geç uyanırım. Yarın görüşürüz. Ben şimdi böyle bekleyeceğim biraz. Tam evden çıkmadan önce dağıtacağım. Hatta daha da kalıcı olmasını istiyorsanız şu an bu haldeyken saç spreyi falan sıkabilirsiniz. Ama ben daha düşmüş böyle daha kırık fön halini daha çok sevdiğim için çok da fazla böyle hani kalıcı olsun diye köpük bilmem ne sürmüyorum. Böyle kalsın tam çıkarken dağıtacağız. Kıyafet seçelim. Şu yatağı da hızlıca bir toparlayıp geliyorum. Hazır. Tamam. Aşırı içime sinmedi ama
artık yedim ve yani vaktim çok fazla yok, çok geciktim. Saçlarımı şöyle güzelce bir dağıtacağım hızlıca. Yağ süreceğim bir de. 3 pump falan aldım şöyle hızlıca. Görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuzdur ya, niye görmeyesiniz? Şöyle geçireceğim. Böyle. Cüzdanımı ve şarj aletimi çantaya attım. Bugün büyük bir çanta alacağım çünkü mikrofonu falan da taşıyacağım. Vlog çekeceğimiz için. Montumu bir giyeyim. Yağmurlu olduğundan kapşonlu bir şey giyeceğim. Şal konusunda kararsızım. Kat kat olmaktan da korkuyorum. Yani bakın mesela çok kat kat oldum mu? Olayım ya. Ay. Biraz çok kat kat oldum ama bence iyi. Çıkıyorum. Üşümem en azından. Kombinimin son hali de böyle. Ay. Geldik. Arabaya bindik. Ne oldu anlamadım. Birdenbire deli gibi yağmur yağmaya başladı. Ay şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Kahve içmeye geldik şimdi. Ben oturacağım, onlar da gelecek. Kendimi çektim. Kahve içtik, şimdi eve gidiyorum. Bugün sanki çok bir şey yapmadım gibi. Kahve içtiğimiz yerde de çok fazla ses gürültü vardı. Onun için de vlog çekemedim çok fazla. Şimdi eve gidince bir sorularımı tekrar kontrol edeceğim herhalde. Bilmiyorum. İçimde bir ukde kaldı. Acaba hepsini kontrol etsem miydim diye. Gidince büyük ihtimalle tekrar bir kontrol edeceğim. Bakayım bir 3 aşağı 5 yukarı en azından ne geleceğini göreyim istiyorum. Böyle çok fazla sürpriz olmasın. Gidelim eve şimdi ve sorularımı kontrol edelim. Sırılsıklam oldum. Gerçekten canım saçlarım hemen bozulacak. Ki bozuldu bile. Neyse, yapacak bir şey yok. Azıcık bir dinleneceğim şimdi. Bakın saçlarıma düştükçe daha güzel oluyor demiştim. Görebiliyorsunuz. Böyle düştüğündeki kırık fönlü gibi halini aşırı beğeniyorum. Baksanıza. Odamda şu arka planda şu an size göstermiyorum ama bakın hızlıca göstereceğim. Şurayı toparlamam lazım. Tüm kıyafetleri videoda çıkmasın diye oraya tıkıştırmıştım. Bugün aslında bu kadar yağmur yağmasaydı bir alışveriş yaparım. Birazcık daha hani aydınlık, daha normal bir yerde gezeriz diye düşünmüştüm ama maalesef AVM'ye gittik, kahve içtik. Deli gibi yağmur yağdığı için başka hiçbir şey yapamadık. Öyle. Bazen hava durumuna göre gününüzü planlamanız gerekebiliyor. Bu çiçeği de ne zaman görseniz hep su ver diyorsunuz ama daha yeni su verdik. Cidden. Çok emiyor ama. Bilmiyorum. Bu çiçeklere bakmayı ben çok bilmiyorum. Annemler bakıyor. Annemler kontrol ediyor ama bir şeyi yoktur umarım diye düşünüyorum. Şurası, aa size bunu anlatayım. Geçen, bakın kıyafetlerim hemen burada ya. Kıyafetlerden birini pat diye çekerken şu dala takıldı. Pat diye kırdı tam şurasından. Aşırı üzüldüm. Annemi çağırdım hemen ne yapacağız diye. Çünkü çok güzel. Baksanıza şunun güzelliğine. Şey yaptık hemen, bantladık yerleştirip, öyle olunca bitkiler kendisini tamir edebiliyormuş, bir de devrilmesin diye şuraya bir de sopa diktik. Öyle. Umarım kötü bir şey olmaz çünkü çok seviyorum bu ağacı. Ağaç değil. Çok seviyorum bu bitkiyi, bir şey olursa cidden çok üzülürüm. Kontrolümü yaptım, geldim. İstediğim yeri kazanabileceğim bir puan değil. Yapacak bir şey yok. Zaten bir beklentim olmayarak girmiştim, size söyledim. Beklediğim sonuç geldi diyebilirim. Onun için hiç üzülmedim, merak etmeyin. Bu arada ben dün ne kadar yorulduysam bacaklarım bile sızlıyor. Belim deli gibi tutulmuş, sızlıyor. O kadar aralıksız saatlerce sınava girmek akşam 5'e kadar gerçekten mahvetti beni. Üstümden bir tır geçmiş gibi hissediyorum. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak. İyice bir dinlenmem gerekecek. Yani bugün de biraz oyun oynarım şimdi hala. Hala bir sınavdan yeni çıktım kafasındayım. Biraz daha kafamı dağıtırım. Yalan Dünya izlerim. Avrupa yakasını bitirdim, şimdi Yalan Dünya'ya başladım. Ondan sonra da zaten büyük ihtimalle tebligatım gelir ve çalışmaya başlarım. Ne zaman geleceğini de söylemiyorlar bir de ya. Evinize gelir, haberiniz olur. Ne zaman geleceğini söyleyin bir. Ya bir günüm var başlamak için. En azından bir kendimi hazırlarım. Psikolojik olarak bir hazırlık yaparım. Neyse. Aa bir de bakın küpemi değiştirdim. İkinci deliğe yıldız da taktım. Bu sıralar kulaklarım hoşuma gidiyor. Ya şunlar iyice iyileşsin. Belki şu el ikisi de deldiririm. Tragus belki. Bilmiyorum. Şu kulağımda şu an hiçbir şey yok.
Çok öksüz kaldı bu kulağım ama iyice iyileşsin, öyle bu tarafı deldireceğim. Çünkü bu tarafta hala yatarken bazen acıtıyor. Yani mükemmel bir şekilde iyileşmesini istiyorum. Yana yatarak uyumayı seven biriyim. Çünkü böyle dümdüz şey gibi, tabutta yatarmış gibi yatamıyorum asla. Öyle. Yani bu sıralar kulaklarımızla aramız iyi. Eskiden sevmezdim, bunu söylemişim size zaten. Şu delikleri yapınca ve hani altını doldurunca küpeyle dengeledi sanki. Bakın mesela şu daha kepçe duruyor ama aslında ikisi aynı derecede. Göz yanılması. Bunun altı da şiştiği için, şunun da altı şişse daha normal duracak gibi bence. Bana öyle geliyor. Kulaklarımı iyice küpelerle dolduracağım gibi geliyor bana. Bu sıralar kulaklarımla aramız iyi arkadaşlar. Lenslerimi çıkaracağım. Makyajımı sileceğim. Artık bir kendime geleceğim. Bugün... Tebligatım geldi. Bugün aslında ayrı bir vlog çekecektim ama gün içinde tebligat gelen yere, çalışacağım yere gitmek dışında başka hiçbir şey yapmayacağım geldi ve ayrı bir vlog çekmektense hani daha önce çektiğim sınav vlogunun haftasına koymak daha mantıklı geldi. 1-2 gün sonrası çünkü. Size ne zaman gelecek bu tebligat? Gelmedi bir türlü dedim. Ve tebligatı getirttim sonunda. Saçlarımı açacağım. Şu an çok geç saat. 1'de geldi tebligat ve ben böyle yatağımdan yeni kalkmış. Dün gece asla uyuyamadığım için yatağımdan yeni kalkmış. Uykulu, saçlarım böyle pijamalı, gözlüklü falan açtım kapıyı ve tebligatı öyle teslim aldım. Tebligat ne diye soranlarınız olursa da çalışmaya başlamanın bildirimi gibi bir şey diyebilirim. Sanırım öyle. Ben de çok bilmiyorum valla, ne yalan söyleyeyim ama tebligat geldiğinde işe başlıyorsunuz. Onu biliyorum sadece. Şimdi gideceğiz. Saat 3 şu an. Zaten 1'de geldi tebligat. Dediğim gibi 1.30 falan da, hatta daha da geçikti. Ben hemen hazırlandım, hemen bir kendime geldim, uyandım. İşte oraya giden biri vardı, o da bana mesaj atmıştı orada önceden başlayan. Onunla bir iletişime geçtim, haberleştik falan. Şimdi gideceğiz. Öyle. Çalışmaya başlıyorum yani. Aslında iyi oldu. Yatmaktan falan sıkılmıştım ama böyle birdenbire... Burada nerede çalışmaya başladığımı söylemeyeceğim. Kendi güvenliğim amacıyla ama yani özetle bir askeriyede çalışacağım arkadaşlar. Bir askeriyede hekim olarak çalışacağım. Mecburi hizmetim oraya çıkmıştı. Öyle. Bir de şeyde merak ediyorum. Askeriyede böyle fotoğraf falan çekmek yasak, hani biliyorsunuzdur. Bilmeyenlerinize de söyleyeyim. Böyle askeri birimlerde fotoğraftır. Hani selfie bile çekmek yasak. Ben hani sabahtan akşama kadar orada çalışırken ne yapacağım bilmiyorum. Evden çıkmadan böyle fotoğraf deposu falan mı yapacağım acaba? Bilemiyorum. Onu falan da bir sormam lazım cidden. Fazla bukleli oldu. Dağılmasını istiyorum şu an ama neyse. Mağan düşer gün içinde. Bu arada dün saçlarımı boyadım. Sınav bittikten sonra boyayacaktım zaten. Totem yapmıştım. Boyadım. Güzel oldum. 5 olmadan bir an önce gitmemiz lazım oraya. Bir yolu falan öğrenmem lazım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Planlarım başka bir planı varmış. Tahsin nöbetçi. Biraz yalnız kaldım. Bilmiyorum. Kombinimi de şöyle göstereyim hızlıca istedim. Bayağı normal. Standart. Birazcık resmiimsi giyindim. Normal kot rengi biraz daha spor kaçtı bana. Biraz daha resmi giyineyim istedim. Bilmiyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Canım babacığım önden çıktı. Babamla birlikte gideceğiz. Ben bilmiyorum. Resmi dairelerde hala 26 yaşında bir yetişkin olduğumu kabullenemiyorum nedense. Babamın gelmesi bende bir güven oluşturuyor. Onun için babamla birlikte gideceğiz. Ay çok gerildim. Neyi söyleyip söyleyemeyeceğimi de bilmiyorum ya. Sınırlarını, internet. Askeriyede çevirine başladım diyebilirsin. Askeriyede çalışan bir hekimim. Mecbur hizmete askeriyede başladım diyeceksin en güzeli. Mecbur hizmetime. Tabii mecbur hizmet. Öyle dedim zaten. Aha. Şeyde mecbur hizmete şey yaptım. Mecbur hizmetime dedim. Başladım dersin kardelen. Servisi bıraktığı yerde indim şimdi. Babam da arabayla beni servisi bıraktığı yerde bekliyordu. Ona geliyorum. Geldim babacığım. Arabayı park ettik şimdi. Eve gideceğim. Laptopumu falan alıp kahve içmeye gideceğim. Anlatıyorum ne olduğunu şimdi. Gittik oraya. Önce bir işlemleri falan yaptık. Ama birazcık geç gitmişiz sanırım. Ha bir de beni gitmedi diye yazmışlar. Allah'ım. Eğer bugün gitmeseydim öğleden sonra, pazartesiyi bekleseydim gelmeyecek yazısı yazmışlar benim için. Ama bana tebligat daha yeni geldi. Bir takım sıkıntılar yani. Neyse. Korktuğum olmadı. Neyse ki tebligat gelir gelmez gittik biz de hemen. Öyle. Bakalım. Servis şeylerini falan ayarladık. Servisle döndüm. Arabayı bir yere park edip oradan hani yakın bir yere park edip servis beni alıp servis bırakacak o yakın yere. Öyle planladık. Çünkü aşırı uzak. Ve işte askeriyenin girişi falan da bayağı bir sıkıntılı. Biz babamla giderken bayağı bir dolandık açıkçası. O kısımları da çekemedim panik olduğumuz için. Isıttım çorbamı, geldim. Hızlıca bir ekmek çorba yapacağım. Hızlıca bir çorbamı içip şunu halledip bilgisayarda yapacağım son bir işleri falan halledeceğim. Zaten internet olan yere gideceğim aslında ama edit falan yapmam lazım. Bu videonun editini yetiştirmem lazım.
herkes ekti. Daha doğrusu kimse uygun değildi. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Kendim gideceğim bir kafeye. Bir kahve içmek istiyorum çünkü. Yani bir kahveye aslında gereksiz çok fazla para vereceğim. Evde de yapsam aynısı ama evde bende şurup yok. Aslında şurup olsam dışarıdaki kahvelerin aynısını yapabilirim. Ama dışarıda kahve içmenin de işte alan değişikliği, tebdili mekanda ferahlık vardır muhabbeti, biraz sosyalleşme durumu falan derken dışarıda içmek daha mantıklı. Neyse. Boş yapıyorum yine her zamanki gibi. Hazır çantam. El kremi de sürelim. Ellerimiz çok kuru. Oh. Hadi gidiyoruz. Hava da karardı hemen. Aslında kararmadı da ben perdeyi kapattım. Arkası garip duruyor diye böyle bir karanlık sanki. Hadi. Şu köşeye koyacağım. Tamam. Kardelen ne alaka? Sabah böyle değildin. Gecenin 3.30'unda niye bu haldesin derseniz. Tam videonun editini yapıyordum. Hani kapanışı çekerim birazdan diye düşünüyordum. Saç boyama videosu çekmiştim dün. YouTube'a video çekmedim. Çünkü sürekli YouTube'da bir sürü saç boyama videom var. Hani görmek istiyorsanız aşağı açıklama kısmına linklerini koyarım. Oynatma listesi bile yaptım saç boyama videolarımdan. O kadar çok videom var. Onun için YouTube'a tekrar video çekmedim. Ama Instagram'a Reels ve işte TikTok'a falan da eklemelik Reels çektim. Onun bir kapanışını çekmem gerekiyordu. Saçlarımı şekillendirmediğim için dün onu tamamlayamamıştım. Bir de bir tane geçişli bir Reels çekmiştim. Onun başı duruyordu. Onu çekmemiştim. Onu çektim. Sabahki makyajımın aynısı. Sadece birazcık daha buğulu bir eyeliner. Bir de rujumu koyulttum. O kadar yani. Bir de küpe taktım anacığım. Bir de kolye taktım. Çektiğim alan bu şekilde. Burada yeni bebeğim. Halka ışığım. Gerçekten böyle iyi bir güncellemeye ihtiyacım vardı. Burada tripodum var. Ve sandalyem böyle. Yani Reels'larımı da tam olarak bu alandan çekiyorum. Görmüş olduğunuz. Altımda da pijamalarım oluyor tabii ki de. Üstümde normal kıyafet, altımda pijamalar. Reels kreasyonum. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bugün bayağı 3 günü birleştirdiğim garip karma bir video oldu. Bir günün vlogunu çekecektim. Birdenbire nasıl böyle bir şey oldu inanın bilmiyorum. Şu küpeleri çıkaracağım şimdi, aşırı ağır geliyor. Kafamı da çok hareket ettirdiğim için kulak memem sarkacak diye korkuyorum. Neyse hadi ben gidiyorum. Diğer videolarıma göz atmayı, Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Öptüm.